Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi Birinci Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi sevgili seyirciler. Genel kurula katılan Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, emeğin ve emekçinin her zaman yanında olacağız dedi. Belediye İş Sendikası Denizli Şubesi birinci olan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel kurula CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkez Efendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, CHP Merkez Efendi İlçe Başkanı Ali Osman Orzum, İyi Parti Merkez Efendi İlçe Başkanı Mehmet Ertuğrul Gökçe, İyi Parti Pamukkale İlçe Başkanı Mustafa Çobanoğlu, Denizli Belediyesi eski başkanlarından Ali Marım, Belediye İş Sendikası Eğitim ve Basın Yayın Genel Sekreteri Kemal Çavuşoğlu, Aydın Şube Başkanı Hidayet Yaman, İzmir 3 Nolu Şube Başkanı Murat Karakuş, İzmir 6 Nolu Şube Başkanı Veysel Aygiral, Belediye İş Sendikası Genel Merkez Örgütlenme Daire Başkanı Murat Yurdakul, İzmir Şubeleri İdari Amir Hamit Laçinoğlu, Aydın Şube Başkan Yardımcısı Osman Pınar ve delegeler katıldı. Başkan Doğan genel kurulda bir konuşma yaptı. Türkiye'de emeğin birlikteliğinden ve emekçilerin sendikalaşmasından korkulduğunu belirtti. Emeğin örgütlü mücadelesinden korkanlar sendikalaşmanın, sendikal faaliyetlerinin önüne geçmeye çalıştı. Nasıl önüne geçmeye çalıştı? Siz çalışanları, siz emekçileri, siz alın teri dökenleri yeri geldi işten çıkarmayla tehdit ederek bu sendikal faaliyetlerin önüne geçilmeye çalıştı. Peki bunlar karşılık gördü mü? Bu salonda gördüğümüz üzere hiçbir karşılık görmedi. Asıl üzücü olan taraf, kamu kurumlarını yönetenlerin, seçilmiş olan halkın, o çalışanların, o alın teriyle çalışanların oylarıyla seçilmiş olan başkanlar tarafından dahi sendika faaliyetleri belediyelerden uzaklaştırıldı. Adeta sendikalar öcüz sayıldı. Bizim bir sözümüz vardı yola çıkarken, daha bu makamlara gelmeden. Demiştik ki size söz veriyoruz. Yıllardır alamadığınız sendikal haklarınız, yıllardır alamadığınız sosyal haklarınız, ekonomik haklarınız sizlere geri verilecek demiştik. İşte 31 Mart'tan sonra ilk olarak sendikal haklarınızı geri vermeye çalıştık. Belediye İş Sendikamızın örgütlenmesi ve yetki alması sonucunda yaptığımız protokolle birlikte hem sendikal haklarınızı hem de sosyal ve ekonomik haklarınızı bütçemiz ölçeğinde sizlere verdik. CHP Denizli İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da genel kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Umarım ilerleyen süreçte de emeği ve örgütlü mücadelesi için her türlü fedakarlığı yapan işçi kardeşlerimizin demokrasiden yana olan, değişimden yana olan, devrimden yana olan işçi sendikalarımızın gerçek hak ettiği değeri toplum tarafından bulduğu, yandaş sendikaların baskılarının, yandaş sendika kurulma noktasında çaba sarf edenlerin artık dirençlerinin kırıldığı bir Türkiye'de buluşmak hepimizin en büyük arzusu ve hayalidir. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, bir sendikanın varlığı emekçilerin mücadelesiyle güçlüdür dedi. Eşit işe eşit ücret, hakça kazanıp hakça paylaşmak, örgütlü toplum için, güçlü toplum için biz de varız diyerek yurdun dört bir köşesinde örgütlenen belediye iş sendikası, Cumhuriyet Halk Partisi olarak hedefimiz güçlü demokrasi için önemli bir mihenk taşıdır. Egemen güçlerin iktidar olduğu, baskıcı rejimlerin olduğu toplumlarda örgütlü güç istenmez. Çünkü onlar için güçlü ses makbul değildir. Ancak hedefi güçlü demokrasi olan, sosyal demokrasinin ve çağdaş bir ülkenin hayalini kuranlar için örgütlü toplum güçlü toplumdur. Örgütlü toplum demokrasinin en temel taşlarından da birisidir.
Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. Başkanlığa mevcut Başkan Uğur Cihan tekrar seçildi. Yönetim kurulunda Ferhat Çelik, Seçil Çiçekli, Ali Alayont ve Hayati Oğuz yer aldı.